kurbanlık hayvanın kesildikten sonra karkas etinin tartılarak satın alınması fetvamızda baktığımızda aslında burada bir nevi tahriç yöntemini uyguladığımızı görmek mümkün. Çünkü biz orada şöyle bir yaklaşım yapmışız. Biliyorsunuz şu anda bazı yöntemler var. Hani kurbanlık Satımlardaki. hayvan alırken bu yöntemlerden bir tanesi de şu. Etin birim fiyatı belirleniyor. Daha sonra hayvan kesildikten sonra o etin birim fiyatı belli olduğu için karkas et tartılıyor. Kaç kiloysa o birim Evet fiyatla hocam. çarpılıp daha sonra hayvan sahibine ücreti ödüyorsunuz. Şimdi bu konuda Bu bizim gelenekte fetvamız, olmayan bir bu satış. olmayan bir şey. Gelenek bizim fıkıh Evet. kitaplarımızda olmayan bir Yani mesele. diyorsunuz ki Ebu Hanife bugün olsaydı buna şöyle fetva Şöyle verirdi diye. buradan işte şöyle bir yaklaşım yapıyor fetvamız, diyor ki şimdi normalde burada fiyatta bir belirsizlik var. Yani Evet. tamam, birim fiyat belli. Fakat toplamda kaç para Otelde ödeyeceğim ödeyeceğimizi belli bilmiyoruz. değil. Halbuki bir akitte semenin, yani Paranın. bedelin belirli olması lazım. Yani benim kaç para ödeyeceğimin belli olması lazım. Evet. Ben bunu burada tespit edemiyorum. Dolayısıyla bu akdin fasit olması gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama bizim fıkıh kaynaklarımıza, Hanefi eserlerine baktığımız zaman Evet. deniyor ki fiyattaki belirsizlik eğer taraflar arasında bir tartışmaya meydan vermiyorsa bu belirsizlik akdi Batıl ifsad etmez kılmaz. veya batıl kılmaz gibi bir genel yaklaşım var. Bu bir ilke diyelim buna. Bakıyoruz bu meselede de bu belirsizlik Daha taraflar sonra arasında bir giderilebiliyor. giderilebiliyor ve taraflar arasında bir ihtilafa meydan veriyor mu, vermiyor. Evet. Dolayısıyla biz bu asıldan hareketle yeni meseleye de bu hükmü tatbik Caiz ediyoruz. Yani diyebiliyoruz bir orada nevi demek ki. tahriç Anladım yapmış hocam. oluyoruz.